İyi akşamlar değerli izleyiciler. Akşam Kahvesi programında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sohbetimiz kültür sanat ekseninde olacak. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Oyuncu, çevirmen Serra Yılmaz bu hafta Akşam Kahvesi'nin konuğu. Serra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Mersi, siz nasılsınız? Sağ olun. Yoğun tempoda çok iyi denk geldi. Açıkçası sizi konuk etmek bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Nasıl programınız, nasıl gidiyor bu ara? Herhalde Türkiye'de zannediyorum tiyatro ağırlıklı gidecek Ocak ayının sonuna kadar. Ondan sonra İtalya'da tiyatro var bir iki ay kadar. Bakalım sonra ne olacağını şimdilik henüz buradasınız. Bilmiyoruz. Evet. Çok iyi. Bakalım şöyle bir başlangıcından isterseniz sizin hem çevirmenliğe. Çünkü ailenizden hep bahsediyorsunuz röportajlarınızda ve Fransızcayı yanlış hatırlamıyorsam aileden, İtalyanca'yı işte daha sonra manevi çevirmen bir olarak, aileden. Manevi bir aileden. Evet, öyle de tesadüfler var. Onu da ilerleyen dakikalarda sormak isterim. Nasıl başladı hem oyunculuk hevesi içinizde hem de bu yabancı dil merakı açıkçası? Vallahi şöyle söyleyeyim size birkaç, yani daha önceleri de anlattığım gibi bir kere dil konusunun bir yetenek işi olduğuna yıllar geçtikçe daha fazla inanıyorum. Bunu söylerken şunu belirteyim. Daha gençken, dikkat ederseniz daha gençken daha genç, diyorum. Ha, yani gençliği ama ben de katiyen orada elden bırakmıyorum. Gireyim lütfen. Şöyle ki genetiğe çok fazla inanmazdım. Evet. Ve biraz böyle hor görürdüm genetiği. Ne zaman ki kendi çocuğum oldu, o zaman ikna oldum ki genetik denilen bir şey var. Ve hakikaten bir takım genler bize geçiyor. İşte iki aileden de geçiyor ve onlar çok etkili. Evet. Dolayısıyla dil yeteneği benim ailemde var. Evet. Yani insanlar çok dil biliyorlar, dilleri iyi konuşuyorlar, çok hakimler değişik dillere. Dolayısıyla ben, bizim şöyle küçük bir çekirdek aileydik biz. Evet. Çünkü ben tek çocuğum, annem babam da tek çocuktu. Kışları babamın babası olan dedemle otururduk. Yazları da annemin annesi, anneannemle otururduk. Diğer iki büyük baba ve diğer büyük baba ve büyük anneyi tanımadım ben. Ben doğmadan önce vefat etmişlerdi. Dolayısıyla babam kendi babasıyla hiç anlaşmadığından bütün o kış, yani okulu kapsayan dönem boyunca ve daha küçükken de ben hep kendi aralarında Fransızca tartışırlardı. Ben anlamayayım diye. Şimdi bunu yaptığınızda çocuk zaten çok çabuk anlıyor. Doğru. Çünkü onu hissediyor, yani benden gizli bir şey konuşuyorlar. O yüzden de bir an önce öğrenme gayreti oluyor. Bilinç altında zaten, bilinçli bir biçimde değil. Bir süre sonra anlıyorsunuz. Onun için ben Fransızca ve benim için Fransızca öğrenmek, yani babama ulaşmanın bir yoluydu bir anlamda. Evet. Ve babamın işte birçok arkadaşı, beğendiği ve görüştüğü kadınlar, işte hep dil bilen falan filan, böyle daha iddialı karakterler. Sanıyorum ben tamamen babamı baştan çıkarmak ve onu cezbetmek için iyi Fransızca öğrenmek istedim. Babama Fransız okuluna gitmek istiyorum dediğimde, evet, çünkü ben çocukken merkezi okul sistemi sınavları yoktu. Evet. Her özel okul kendi sınavını açardı. Babam bana dedi ki, babam Frerler'de okumuştu, San Josef'te, ve çok çekmişti orada okumaktan. Dolayısıyla bana hemen şey dedi, ya yapma, orada sörler var. İşte kız erkek ayrı, karışık bir okula git falan diye caydırmaya çalıştı. Fakat ben katiyen caymadım. Dinlendiniz. Ve de nitekim Fransız okuluna gittim. Çok memnunum yapmış olduğum seçimden. Çünkü İngilizce Fransızcadan sonra her halükarda öğreniliyor. Ama İngilizce ile başlayan insanların daha sonra Fransızca ya da İtalyanca öğrenmeleri hep daha meşakkatlidir. Daha zor derler değil mi hep? Evet. Dolayısıyla Fransızca gördüm bütün eğitimimi. Yani herkesin zannettiği gibi İtalyanca okumadım. İtalyan, evet, lisesi mezunu değilim. Bütün öğrenimim üniversite sona kadar, üniversite Fransa'da olmak üzere, Fransızca olarak seyretti. Devam etti.
İtalyanca, psikoloji okudunuz değil mi Seher Hanım? Psikoloji okuyormuş gibi yaptım. Fransa'da, evet. Aynı zamanda tiyatro derslerine gittim. Evet. Tiyatro ve oyunculuk fikri nasıl girdi hayatıma? Ben sürekli olarak tiyatro ve sinemaya götürülen bir çocuktum. Evet. Yani haftada en aşağı iki film seyredilirdi. Mutlaka da bir tiyatro piyesine gidilirdi. Bir çocuk oyununa daha küçükken. Sonra çok genç yaşta büyük oyunlarına da gitmeye başladım. Evet. Mesela ben gördüğüm ilk büyük oyunu Dormen Tiyatrosu'nda Şahane Züğürtler'dir ki kadrosunda Ayfer Feray rahmetli, Ayfer Feray, Nisa Serezli, evet, bir sürü insan vardı. Ve böyle benim için o kadar büyüleyici bir dünyaydı ki inanılmazdı. Aynı şekilde Ast'ın oyunlarını Asaf Çiğiltepe babamın arkadaşı olduğundan yazın İstanbul turnesine geldiklerinde hatta açık havada çifte havuzlarda iki tane açık sinema vardı. Bir tanesi kulüp. Ben kulüpte bir sürü şey izledim Ast'tan. Durdurun Dünyayı İnecek var. Evet. Aslan Asker Schweig. Bütün bunları izledim ve hala hatırlıyorum. Beni çok etkilemiştir Ast'ın oyunları mesela. Evet. Oradan geldi oyunculuk yapma arzusu. Çünkü o kadar büyülüyordu ki beni gördüklerim ve ben mesela Ast'ta seyrettiğim bir sürü oyunu bugün hala oyuncularıyla, yani üzerinden 50 yıl geçmiş olmasına rağmen oyuncularıyla ve piyesin kendisi mizanseniyle hatırlıyorum. Güner Sümer'in Pazar Gezintisi, Durdurun Dünyayı İnecek var, Arthur Owe. O derece etkili oldu yani. Çok o etkili dönem oldu. Öyle bir arzu doğdu. Evet. O arzu devam etti. Mesela ben seyrederdim oyunları, gelip evde anneanneme oynardım. Ha, öyle zaman mi? Zaman da oynadığımı söylemezdim, anneannem endişelenirdi. Bu kız sapıtıyor, niye sapıtıyor diye. Ondan sonra habersiz. Babamın ailesinde de epey bir lapede falan filan işte ölmüş olan, böyle bir takım psikiyatrik sorunu olan insanlar olduğundan çok endişe duyardı. Benim de çok hoşuma giderdi onu böyle korkutmak. Mesela genç o delinin hatıra defterini oynadığında hafızam da çok iyi. Bayağı böyle uzun bölümleri oynardım. Evet. Sırf hatırladığımla yani bir seyredip. Müthiş. Ama Ankara Sanat Tiyatrosu'nun da hep çok sıkı, son derece güçlü oyunları oldu. Hep o dönem öyleydi. O dönem öyleydi tabii ki. Yani o dönem tiyatronun çok inanılmaz bir dönemiydi. Bu dönem nasıl, onu da birazdan alacağım sizden ama bir açıklamanız var. O çok ilginç. Mesela diyorsunuz ki yaptığım ve para kazandığım hiçbir işin profesyonel eğitimini almadım. Yani bu çevirmenlikte de böyle ki tercih edilen, aranılan bir simultane tercümansınız. Hatta geçtiğimiz günlerde, geçen yıllarda olduğu gibi yine Papa'ya siz tercümanlık yaptınız. Her nedense biraz da böyle bir çok konuşulur da oldu bu. Son derece doğal bir şey. Geçtiğimiz Papa'ya da yapmıştınız. Çünkü Ratzinger'i hatırlıyorum ben. Yine aynı şekilde siz tercih edildiniz. Oyunculukta da konservatuar okumadım ama şu an oyunculuk eğitimini işte Fransa'da aldım. Psikoloji eğitimi belki bilmiyorum destek oldu mu? Çünkü insan psikolojisi, yaptığınız karakterler yani, farklı o yolculuklar. Şöyle bir şey. O bir çeşit birikim. O size katılıyor. Yani siz hiçbir zaman bir oyun ya da bir karakteri okuduğunuzda işte psikoloji ikinci sınıf da şöyle bir şey vardı demiyorsunuz. Evet. O okuduklarınız sizin bir parçanız oluyor. Sizin hamurunuza bir biçimde duhul oluyor. Onu aynen taşıyor oluyorsunuz. Tezahür ediyor oyunu oynarken. Tabii ki. Tabii ki. Çok yani güzel. Hepimizin gözlemleri, hayatta yaşadıkları, okudukları, duydukları, öğrendikleri evet her bir şekilde bizi etkiliyor. Şöyle söyleyeyim. Aslında ben oyunculuğun da konferans tercümanlığı ki evet bizim mesleğimizin resmi adı bu. Konferans tercümanlığının da sadece eğitimle olamayacağına inanıyorum. Çünkü bu iki meslekte başta ciddi bir yetenek gerektiriyor. Bu yeteneğin yani söz konusu tercümanlık olduğunda aslında bakın sözlü çeviri yapan insanları evet tanımlayan kelime interpret Fransızca. Hı hı. Yani yorumlayıcı. Evet. Yorumlayıcı kelimesini oyuncu içinde kullanırız. Doğru. Sözlü şifahi çeviri yapan içinde doğru kullanırız.
müzik çalan içinde kullanırız. Doğru. Çok doğru. Yani hepsini kapsıyor bu. Dolayısıyla biz başkalarının kelimelerini yorumlayan insanlarız. Aslında konferans tercümanlığıyla oyunculuk birbirine yakın işler ve birbirini besleyen işler. Nasıl olduğunu size anlatayım. Şimdi bir kere bizim yaptığımız düzeydeki konferans tercümanlığı en azından iki dilin çok mükemmel hakimiyetini gerektiriyor. Yani bir tek Türkçe'ye hakim olmak yeterli değil. Tabii. Aynı zamanda Fransızca çalışıyorsanız Fransızca'ya da çok iyi hakim olmanız lazım. Hangi dile doğru çalışıyorsanız. Şimdi benim bir özelliğim var. Genelde simültane çeviride insanların tek bir tane A dili oluyor. O da ana dilleri. Benim iki tane A dilim var. Çünkü benim Fransızcam da A. Yani ben okurken, yani bütün öğretim hayatımda hep Fransızca yazıp Fransızca düşünen bir insan olduğumdan, belki yazı yazmak söz konusu olduğunda Türkçeden bile daha iyi yazabilirim. Yani bu konuda iddialıyım. Evet. Ona sahip olacaksınız ama sadece dile değil, o kültüre sahip olacaksınız. Tabii. Bundan yıllar önce İstanbul Film Festivali'nin İtalyanca çeviriye ihtiyacı var. Bertolucci'nin bütün retrospektifi gösteriliyor. Ve böyle son anda tesadüfi bir biçimde işte Hülya Uçansu sağ olsun söylemiş çeviri grubuna, bir yıl 1988, evet, Serra'dan yardım isteyelim çünkü kimseyi bulamıyorlar. Beni aldılar o işe. O zamanlar çeviri salondan yapılıyordu ne yazık ki. Elektronik altyazı sistemi daha icat edilmemiş durumdaydı. Ve ben yapacağım. Mesela Bertolucci'nin bir filmi vardı. Ben bunu yapamam dedim. Evet. Neden? Parma kentinin, yani Parmigiano denilen bir diyalekt var. Evet. Ben anlamıyorum zaten diyalekti. Evet. Çünkü İtalyanca değil. İkinci rastladığım bir olay. 3 seans mesela yapmam lazım filmi. Evet. Ben 2 seansı yapabiliyorum. 3. seansta yapacak genç bir kız yolladılar bana. Kızcağızla bakıyoruz altyazılara baştan sona. Kız mesela parmesan peyniri, parmigiano peynirini bilmiyor. Ben rapor verdim büroya. Dedim ki İtalyanca çeviri yapacak bir kişi parmigiano'nun ne olduğunu bilmiyorsa yapamaz. Çünkü bu demektir ki İtalyan kültürüyle hiçbir aşinalığı yok. Yani çok fazla şey gerektiriyor. Çok doğru. Ben Avrupa Konseyi'nin Parlamento Asamblesi'nde uzun yıllar boyu tercüme yaptım. Ve şöyle söyleyeyim size. Mesela orada Portekizli delege konuşma yaparken birdenbire Fernando Pessoa'dan bir şiir okumaya başlar. Yani siz aynı zamanda büyük bir genel kültüre de sahip, aynen, olmak zorundasınız. Tabii. Bir de sektörel aynı zamanda konferanslar. Yani sektörel hem olanlar var. Vesaire, yani bizim ülkemizde yani henüz o kadar uzmanlaşmadık biz. Evet. Yani biz her şeyi yapıyoruz. O yüzden de insanlara çok rica ediyoruz ki, evet, önceden söz dağarcığı, vokabüler, konuyla ilgili bilgi mümkün sözcük olduğunca bilgisi paylaşsınlar çok diye. Çok doğru, çok doğru. Ama güzel de bir söz var sizinle ilgili. Bir gün Fransızca kabininde çalışmışsınız yine o zaman ve Fransız meslektaşınız hakkınızda o raporu verirken stajyer muamelesi yapamayız çünkü doğuştan tercüman demiş sizin, evet, için. Bu film festivaliyle ilgili olarak çalıştığım, evet, grupla tanıştığımda, evet, onlar dediler ki seninle çalışalım. Ben de çok istiyordum zaten. Çok güzel. Çünkü biliyorsunuz oyunculuk şöyle bir meslek. Oyunculuğun bir istikrarı yok. Evet. 4 ay çalışırsınız, sonra 6 ay işsiz kalırsınız. Yani o zaman da ev sahibiniz, "Aa Serra Hanımcığım, işsiz kalmışsınız. 6 ay bana kira ya, ödemeyin." demiyor. Demez. Dolayısıyla siz yine hayatınızı kazanmaya devam etmek zorundasınız. Çok doğru. Ben bugüne kadar iyi dil bilmem nedeniyle kendime hep dil aracılığıyla bir takım ek işler yaparak hayatımı, evet, kazandım.
ve konferans tercümanlığına geçişim bu İtalyanca Bertolucci retrospektifi nedeniyle Entercom grubuyla tanışmam ve onlarla çalışmaya başlamamla oldu. Ve onlar beni hiç unutmuyorum Kayak Federasyonu'nun, Dünya Kayak Federasyonu'nun toplantısına çağırdılar. O toplantıda ben çalışmaya başladım. Yanımda Fransız bir meslektaşım vardı. Eşi rahmetli oldu. Türk olan eşi, kendisi hala çalışıyor da. Çok da severim. Demiş ki gruba, stajyer muamelesi yapamayız. Çünkü doğuştan tercüman demiş. Çünkü o gün bir de şöyle bir şey oldu. Bir takım paniğe yol açan olaylar oldu. Karşı tarafta oturan tercümanlar gelemediler. Sis nedeniyle. Evet. Vapurlar iptal oldu, köprü trafiği çok yoğunlaştı, insanlar kabinlerde tek başına çalışıyorlar falan, böyle nasıl bir panik. Ondan sonra o arkadaşıma bana dedi ki çabuk çık, not yazarız biz birbirimize, çok konuşamıyoruz. Git hemen büroyu ara, durumu bildir, böyle bize böyle acil takviye yollasınlar ötekiler gelene kadar, hani yakında oturanlar falan. Taksim'deyiz o zaman, bir otelde çalışıyoruz. Dedi ki ay ne kadar soğukkanlısın, yani hiç kapılmadım, ben soğukkanlıyımdır genelinde, öyle hani çok büyük telaşlara kapılan bir insan değilimdir, paniğe kapılmam kolay kolay. Dolayısıyla o şekilde başladı birlikte çalışmamız. Çok güzel. Aslında az önce psikoloji okuyormuş gibi yaptım dediniz. Bir açıklamanızla bizim ailece bir takıntımız var. Hiç okumuyor ama okuyormuş gibi yapılıyor. Kızım da işte Fransa'da okuyor demişsiniz o dönem için zannediyorum. Herhalde tamamlamıştır artık şimdi kızınızla ilgili eğitim süreci ne durumda bilmiyorum ama niye mış gibi oldu psikoloji? Hiç ilgi alanınıza girmedi herhalde. Hayır, gittim beğenmedim. Yani bunu meslek olarak yapmak istemediğimi idrak ettim. Çünkü psikoloji, normalde ben lisede fende okuyordum. Ve psikoloji dersi başladığında sevgili Lilian da bizim hocamız, onu da buradan anayım. Birdenbire aman Allah'ım ne mucizevi şeyler öğreniyoruz. Yoksa hepimiz bütün hayatı, bütün sorunlarımızı çözecek miyiz duygusu geliyor ya insana birdenbire. Freud, Jung, ay muhteşem. Ben dedim ki psikiyatri okusam. Ama ben burs kazandım Fransız hükümetinden. Ve o burs zaten tıp okumak için geçerli değildi. Çünkü tıp eğitimi zaten daha uzun bir eğitim, biliyorsunuz. Farklıydı. Tabii. Dolayısıyla ben tıp okumayacağımı anlayınca psikiyatri değil, tamam psikoloji okuyayım dedim. Ama fakülteye gidince idrak ettim ki bu aslında bana uygun bir meslek değil. Ben bunu meslek olarak yapmak istemiyorum. Tamam, bu konuda okuma hoşuma gidiyor. Hala bugün hoşuma gider. Psikanalitik şeyler okurum, sevdiğim yazarlar vardır. Ama meslek olarak icra etmek istemiyorum. Fakat burslu olduğumdan fakülte değiştiremiyordum. Tabii, mecbur. Onun o şekilde için belirli bir yere kadar götürüyormuş gibi yaptım. O kadar yani. O şey değil neticede. Ama bunun aslında üniversiteye başlayan birçok çocuğun sorunu olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü bazen hayal ettiğimiz şeyler hayal ettiğimiz gibi çıkmayabiliyor eğitimini almaya başladığımızda. Doğru. Aslında benim anlayışıma göre ideal eğitimde üniversitenin ilk iki yılı deneme yapma imkanı olmalı çocukların. Kendini keşif en azından. Yani mesela matematik okumak istiyor. Bakalım matematiği gerçekten sevecek mi? Evet. O iki yılı da kayıp olarak addetmemek lazım. Çok doğru. Netice itibariyle. Çünkü zaten çok eziyet ediyoruz biz bence çocuklara. Eğitim sisteminin tamamen yanlış olduğunu. Sadece ve sadece bu kapitalist düzende anne babaları daha iyi sömürmeye yönelik bir eğitim sisteminin küçük çocuklara empoze edildiğini düşünüyorum. Evet. Peki baktığımız zaman aslında tiyatroya geçmek istiyorum biraz da. Çünkü orada da Dostlar Tiyatrosu galiba değil mi başlangıcınız? Aynen. Şehir tiyatrolarında da bildiğim kadarıyla bir kısa dönem çalıştım. Yok, kısa değil, 16 yıl çalıştım. 16 yıl ve yöneticiliğiniz de zannediyorum. Yani söyleyeyim, Kenan Işık'ın genel sanat yönetmeni olduğu dönemde yardımcılığını yaptım. Evet. Danışman gibi bir takım görevler alıyorduk.
Kenan bu görev kendisine teklif edildiğinde, şimdi tabii çok üzüntüyle söylüyorum bunları sağlık durumu nedeniyle. Maalesef. Beni hatta şöyle ilginç, eşi doğum yapmıştı ve o hastanedeydi. Ben Kenan'la iş görüşmeye, bizim iyi bir dostluğumuz vardı. Eşinin doğum yaptığı hastaneye gittim. Yani eşi yatıyor, oğlu doğmuş, öyle konuşmuştuk. Birlikte bir şeyler yapalım istedi. Ben o zaman başta dedim ki ya ben yönetim kurulunda falan olmak istemiyorum. Yani ben onu seçmedim hayatta. Evet. Seçimlerim net. O nedenle de değiştirmek istemiyorum. Fakat sonra şöyle bir şey düşündüm. Şimdi ben Kenan'a her halükarda tabii ki yardımcı olacağım. Bunu perde arkasından yapmak çok hoş değil. İnsanlar sizi eleştirmek istediklerinde de bir mevki olarak bir adının konması lazım. Her ne kadar yönetim kurulunda olmak istemesem de genel sanat yönetmeni yardımcısı titrini kabul ettim ki hani kafama vurmak isteyen de vurabilsin. Güzel. Nitekim iyi vurdular Serhan'a. Yani o konuda hiç şey değil. Ben şehir tiyatrolarından kovuldum açıkçası. Evet. Yani kendi iş arkadaşlarım tarafından kovuldum. İşte iktidar böyle bir şey. Evet. İktidarın çok çilveleri var biliyorsunuz. İktidara gelince genel bir paranoya duygusu artıyor. Bu yardımcılığınız dolayısıyla mı olduğunu düşünüyorsunuz? Yardımcılığım dolayısıyla olduğunu düşünmüyorum. O sırada İtalya'da işte kariyerimin ilerlemesi, başarılı bir kariyere adım atmam, yurt dışında tanınmaya başlamam genelde biraz başarı düşmanıdır. Türkiye biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla maalesef. Ama yani bana kötülük olmadı yaptıkları, belki de iyilik oldu. Doğru. Her şerden bir hayır doğar deriz ya, bir diğer sözümüz bizim. Sinemaya baktığımız zaman da aslında sizin Karşı Pencere gerçekten çok ses getiren ve özellikle artık sizin de oyunculuğun teyidi dediğiniz, bir önceki Cahil Peliler'le de seyirciyle buluştuğunuz diye tanımlıyorsunuz onu. Ve Ferzan Özpetek zannediyorum. Tabii burada ki. Çok etkili oldu. Nasıl başladı o süreç? Biraz bahseder misiniz Serhan? Biz Ferzan'la Strasbourg'da tanıştık. Yani Ferzan İtalya'ya gitmeden önce tanımıyordum kendisini. Strasbourg'da bizim sevgili Faruk Günaltay Türk Sinema Günleri'ni organize eder. Hala da eder. Oraya gitmiştim ve orada Ferzan'la tanıştık. Ferzan o zaman ilk filmi Hamam'ı sunmaya gelmişti. Evet. Tanışınca benden etkilendi. Onu en şaşırtan şey hem İtalyanca hem Türkçe hem Fransızca biliyor olmam. Birlikte çalışmak isterim dedi. Ben pek oralı olmadım. Evet. Çünkü yönetmenler bir çeşit kibarlık cümlesi olarak bunu size söylüyorlar tanıştığınızda. Nezaketen diye düşünüyorum. Yani böyle hiç üstüme alınmadım. Sonra beni görmeye geldi İstanbul'a Harem Suare'nin senaryosuyla. Ben de o zaman ondan çok etkilendim. Çünkü anneannem sarayda büyümüş bir Çerkes kızıydı. Neredeyse onun hayatına çok benzer bir rol teklif etti. Tabii Ferzan'ın bence kariyerinin patlaması Cahil Periler'dir. Yani bugün üzerinden bunca yıl geçti. Cahil Periler İtalya'da gerçekten bir kült film. Evet. Yani ne zaman televizyonda oynasa hala reytingi yüksek. Hala insanlar üçüncü, dördüncü kez seyrediyorlar ilgiyle, sevgiyle ve bunu ben sosyal medyadan hemen anlıyorum. Evet, çünkü Twitter'dan hemen yazıyor İtalyanlar. Şimdi seni seyrettim, işte Cahil Periler vardı televizyonda, şöyleydi böyleydi diye. Dolayısıyla Cahil Periler'in bir kült filmi olması, bu kadar çok sevilmesi zaten bizi tanıttı İtalya'da. Tabii. Ferzan'ın da kariyerinin bence mihenk taşlarından biri bir gerçekten. O yüzden de İtalya'da da bir kariyer şansım oldu. Çok güzel. Burada bir nokta koyalım. Açacağız o kariyer. Nasıl devam ediyor İtalya'da? Bir reklam aramız var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, akşam kahvesine kısa bir reklam arasıyla ara veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.